Herkese yeniden merhabalar. Müthiş bir alışveriş videosuyla daha karşınızdayım. Bu aslında almak istediğim şey, uzun zamandır indirimini beklediğim bir şeydi. Ve aslında bir kere indirime girmişti, güzel bir indirimdi. Fakat o zaman da çok fazla param yoktu. Yani alabilecek kadar. O yüzden daha önemli şeyler almam gerekiyordu. Alamamıştım. Şimdi bu işte Black Friday zamanında hepsi burada ve Trendyol'u karşılaştırıp hepsi buradan aldım ve aldığım şeyi göstereceğim. Yani çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Neyse. Ve karşınızda muhteşem kahve makinem. Gerçekten bayağıdır kahve makinesi araştırıyorum. Yani espresso falan normalde çok, yani hatta hiç içmedim. Ama sert kahve seviyorum ve kahve zevkim gitgide daha da çok değişiyor. Ve farklı şeyler tatmak istiyorum. Ve uzun zamandır da kahve makinesi almak istiyordum. Evde filtre kahve, French press ile falan yapıyordum ama hani neden sadece filtre kahve için? Espresso'nun farklı türleri, kapsül kahve neden almak? Ve kapsül kahve makineleri daha çok dikkatimi çekiyor. Çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum, çok böyle görünüş olarak falan hoşuma gidiyor. Neyse, ben de Chibo'nun bir dakika, Cafissimo Easy'yi aldım ve kırmızı rengini aldım. Şimdi ilk önce burada kutu olarak göstereceğim. Birazdan açacağız birlikte. Sizinle birlikte açmak istedim. Toplamda 699.99 yani 700 liraya aldım bunu. Ve 56 lirada mı ne bir şey, kasko gibi bir şey oldu. Yani 2 yıllık şeyinden sonra, garantisi bittikten sonra ya da garantinin karşılamadığı şeyleri karşılayabilecek bir kasko gibi bir şey. Adını unuttum şu an, kusura bakmayın. Ve sonrasında kapsül aldım. Çünkü kendileri kapsül göndermiyorlarmış. Çok üzdü beni. Bazıları kapsülü gönderiyordu. Keşke deneme paketi olsaydı içinde ama maalesef yok. Bu üçünü aldım. Bunu da Trendyol'dan aldım. Trendyol'da da 10 TL bu gelen noktasına verince şey olurdu. Özlem'le ikimize kava kalmıştı. Onları gelen noktasına göndermiştim. Oradan 10 TL geldi. 94 liraydı. 84 liraya aldım. Bunu da 30 tane. Şunları açayım mı? Bir tanesini açıp bakmıştım. Bir kafi krema. Şöyle göstereceğim. İkisi de aynı mı bunların? Yok. Renkleri farklı ama bunların arasındaki farkı tam olarak bilmiyorum ama tattıkça göreceğiz büyük ihtimalle. Yani kahveleri de, yani şu an aslında bu yaptığım biraz bodoslama oldu. Ama biliyorsunuz ki bodoslama da almayı seviyorum. Bir de şu var. Bu direkt espresso. Ay ters mi gönderdim? Pardon. Ben kendime ne gönderiyorum? Bu direkt espresso. Bu biraz sert olur mu? Ben bunu şey, bir tane video görmüştüm internette. Reels. Onu yapmak istiyorum. Yani böyle makineye koyuyor ve bardağın üstüne çikolata koyuyor ve o kahve akarken kırılıyor. Çok güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Çok güzel şeyler oluyor. Neyse, şimdi ben bunu bir arındırayım, çıkarayım. Sonra birlikte kurup çalıştıralım. Şimdi öncelikle böyle bir şekilde geldi ve gayet korunaklı bence. Bunu odama koyacağım bu arada. Ama yer sıkıntım biraz var. Çok tıkış tepiş olacak biraz. Ama yapacak bir şey yok. Ve hadi bakalım. Bismillah. Açıyoruz. Çok küçük. Çok minnoş. Bir saniye. Şunu da atayım şöyle. Bunu temizleyeceğim. Gerçekten bayağı küçük. Şimdi şunları şöyle çıkaracağım. Ben bunun bir tane de videosunu izlemiştim. Açılış videosu. Kanalın adını unuttum şu an tabii ki de. Ama ay, elimden oldu. Ters mi koydum? Yok. Bu tarz şeyleri öğrenmem gerekiyor. Kahveyi iyi görün diye ben şey yaptım bu arada. Aşağı indirdim azıcık. Ben böyle iki büklüm gibi duruyorum ama.
öncelikle o videoda izlediğim kadarıyla özelliklerinden bahsedeceğim. Oradaki hanımefendi de siyah rengini almış ya da gri rengini almış, tam hatırlamıyorum. Şimdi şöyle yapalım mı azıcık? Şimdi ben o videodaki hanımefendinin anlattığına göre size biraz makineyi tanıtacağım. Şimdi öncelikle burası kapsül yeri. Oğlum çok güzel değil mi? Ölüyorum herkes. Neyse. Sonrasında bu buradakilerden hangisinin olacağını da kahve kapsüllerin üstünde resimleri var. Ona göre seçip basıyorsunuz. Burası şey kısmı falan ve şuradan da kapsülleri buradaki kapsüller buraya birikiyor. Bunları da buradan çıkarıyorsunuz. Sonrasında burada su koyma bölmesi var. Su koyma bölmesi yanlış hatırlamıyor isem 650 mililitre alıyormuş galiba. Ve ben şimdi bunu dolduracağım. Ve bunu doldurduktan sonra iki defa boşa çalıştırmam gerekiyormuş. Çünkü içinde kum falan temizlemesi için. Şimdi ben gidip suyu doldurup geri geliyorum kısaca. Görüşürüz. Şimdi suyunu doldurdum. Açtım. Ve çalıştırıcım. Çok heyecanlıyım. Herhangi birine basın demiştim. Ortaya basıyorum. İki tane bardak getirdim. Ne kadar dolduracağını bilmiyorum. Çünkü iki defa çalıştıracağım bir de. Ve bitti. Suyu bu kadar doldurdu. Yani bunun içinde birazcık daha vardı. Biraz önce de ben yanlışlıkla çalıştırmışım. Şimdi bir kere çalıştırdım. Bir kere daha çalıştırdım. Bunu bu bardağa koyayım. İkinci de çalıştırayım. İçi temizlensin. Sonra kahve koyayım. Yalnız bu çok sallanıyor ve bardak kayıyor. Bunu nasıl önleyeceğim? Bir fikrim yok. Fikri olan bana yorum yaparsa videoma sevinirim. Çok güzel değil mi ya? Mükemmel değil mi arkadaşlar? Mutluluktan ölebilirim. Yalnız bunlar için benim bardaklarımın hepsi büyük kalıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ama bunlar için ayrı kahve bardak alamam artık. Neyse. Ve içi temizledik. Biraz sonra kahve yapıyoruz. Şimdi hangisini içeceğimi karar veremedim. Şu ikisinden birini denemek istiyorum. Galiba şu turuncu olanı deneyeceğim ya. Ama öteki neyse bunu deniyorum. Bir dakika. Şimdi bunda hangisine basacağım? Mesela bu ortadakine basacakmışım. Bunu gösteriyor. Şimdi ilk önce ama bir dakika bardağımızı yerleştirelim. Sonra buna atalım. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ve bastım. Bu hazırlama aşamasıymış bu arada. Demleme gibi. Biraz önce okudum. Ay kalbim eriyor. Mükemmel değil de ne? Bana bunun açıklamasını yapın arkadaşlar. Ulan bir kahveyle mutlu olabiliyorum. Ve finito. Kahvemiz hazır. Odayı birazcık dağıttım makineyi kurmaya çalışırken. O yüzden arkadaki dağınıklık için kusura bakmayın. Şimdi kahvemi deneyeceğim ama kokusu mis gibi ama acı gelecekmiş gibi geliyor. Şu an bilmiyorum tadacağım. Çok sıcak. Korkuyorum yapmaktan. Çok acı. Yani benim içtiğim kahveye göre ama içebilecek bir kıvamda. İçebilirim yani. Yalnız
Bunun neresinde krema var onu çözemedim. Çünkü sadece kahve tadı geliyor yoğun olarak. Ama güzelmiş, beğendim. Şu an suratım farklı, böyle ekşimiş gibi duruyor da ilk defa tattığım için öyle oluyor. Türk kahvesi içerken de öyle oluyor. Garip bir his. Duygu. Ama sonuçta kahve güzel. Neyse. Ben kahveme alışmaya gidiyorum. Çok güzel. Neyse. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bu güzel anıma ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar, keyifli hafta sonları.